Hani hiç böyle baksana abi adam geçemiyor ya. Bu ne abi? Bak bak bak. Abi bir insan bu kadar mı kötü olur ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten harika bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün Ronaldo'muzu usta yapacağız. Ronaldo yükseltme serimizin ikinci bölümündeyiz ve Ronaldo'muzu usta yapacağız. Ayrıca de dünya klasmanına çıktığım için özel paket var. Onu açıp takımımı daha fazla geliştirmeye çalışacağım. Bugün gerçekten sizler için çok güzel bir video hazırlıyorum arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden 2500-3000 like bekliyorum arkadaşlar. Bu video çok güzel like sayısı gelebilir. Hem de hafta sonu bu videoyu çok güzel like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olup gönderebilirlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen destek olmak için, ailemize katılmak için ve videolardan haberdar olmak için 3 tane önemli şey var yani sizin yararınızda. 3 için de kanala abone olup gönderi bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca de videonun ilerleyen dakikalarında güzel bir yorum göstereceğim. Her videoda bu şekilde gösteriyorum. O yüzden siz de güzel bir yorum yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar hemen şimdi sizlerle birlikte hemen Ronaldo'muzu yükseltelim. Evet arkadaşlar şimdi Ronaldo'muzu yükseltiyoruz. Etkinliklere girdim. Ancak aslında etkinliklere girmemem gerekiyordu. Sizlerle birlikte daha önceden kaydettiğim bir ekranı çekiyorum şu anda. Ancak sakın ayrılmayın çünkü zaten burada her şeyi yapacağım. Ayrı bir şey yapmayacağım. Sonra videoyu canlı olarak devam edip takımımızı geliştireceğiz. Sakın ayrılmayın arkadaşlar. Bu videoyu baştan sona izlemenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Pro 2'ye yükselttiğim için bir tane XP. Şu anda 87 Ronaldo'm biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da söyleyeyim yani. 87 Ronaldo'm ve sizler için ben bunları bekletiyorum ve bu şekilde de toplu bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ronaldo'm biraz güçsüz oynuyorum ancak bu videolar için değer. O yüzden size like atmayı unutmayın yani. Sırf bu seri için bekletiyorum çünkü gördüğünüz gibi dünya klasmanına da çıktım ve bunu da hemen aldım arkadaşlar. Ve şimdi bir şey daha var. Hemen 80 genlik takım oluşturduk. Sonunda oluşturdum yani ve bunu da alıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 80 genlik takımı oluşturduğum için gelen ödülü de alıyorum. Hemen arkadaşlar tamam güzel. Şimdi devam ete basıyoruz ve şurada da bir tane ayrı bir ödül vardı. Hemen onu da açalım. Lig puanı 3. 3 tane lig puanı veriyor. Bunu da açalım arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle birlikte Ronaldo'muzu 90'a yükseltelim. Sonra hemen Ronaldo'muzu 90'a yükselttiğimiz kısma geçelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar o sırada yolculuk yapıyor olduğum için ara sıra internet kesiliyordu. Şimdi sizlerle birlikte hemen başarıları alayım. Sonra da Ronaldo'mu yükselteceğim. Karşı atakta yaptığımdan dolayı 60 tane dünya klasmanı bileti, 50 tane de dünya klasmanı puanı kazandım ve 5000 jeton kazandım. Dünya klasmanına çıkın arkadaşlar çok güzel paketler veriyormuş. Çok sevdim yani ben. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte hemen takımıma gelip Ronaldo'mu yükselteceğim. Takımıma geldim ve Ronaldo'ya tıklayıp çalıştıra basıyorum arkadaşlar. Ve Ronaldo'muzu hemen sizlerle birlikte oyuncuyu geliştire basıp yükselteceğiz. Gerçekten harika olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her videoda sizin yorumunuzu göstereceğimi söylemiştim. Şu anda da ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun aynı şekilde ekranda çıkmasını istiyorsunuz. Hemen aşağıya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve o yorum yapan arkadaşımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Kesinlikle adamın dibidir. Siz onun gibi yorum yapmayı unutmayın. Ve hala beni Instagram'da takip etmiyorsanız da kesinlikle Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabım şu anda ekranda çıkmıştır. Takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. 3000 takipçiye, 4000 takipçiye doğru adım adım ilerliyoruz. Siz de takip ederseniz sevinirim. Haydi bakalım hemen videomuza devam edelim. İyi seyirler. Üçgen yükseltip rengi değişecek, arka plan rengi değişecek ve 90'lık usta Ronaldo olacak. 150 bin coins'e tabii ki de değer. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. 150 bin coins'i seve seve rahat bir şekilde verdim ben. Ve gördüğünüz gibi 90 sol kanat Ronaldo mu oldu arkadaşlar? Efsane oldu. Çok mutlu oldum yani. Bayağı iyi oldu. Helal olsun diyorum. Ve burada da birazcık beklemişim bayağı. Herhalde arkadaşlarıma falan gösterdim. Ve takım hala 82 yani ancak takım bence çok güzel oldu. Takımda bir de usta oyuncumuz oldu. Muazzam oldu. Evet arkadaşlar hemen şimdi sizlerle birlikte biraz da ödül paketi falan açalım. Sonra takımı geliştirmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Pro Atak'ta kastım 323 tane fiş varmış. Ben de bunların 300'ünü kullanıp 3 tane ayrı bu paketlerden açacağım. Güç çıktı 2 tane. Farkındalık çıktı. Top kontrolü çıktı. Hız çıktı. Uzaktan şut, dribling, hızlanma, çeviklik ve refleks çıktı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hemen burada birazcık gösterdim. Refleksi oralarda hızlı atlatmıştım çünkü. Hemen şimdi sizlerle birlikte 2 tane daha açacağız bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar şimdi 2 tane daha açalım. Bunun özel teklifini aldığım için özel teklifini alamayacağım. Ancak birazdan dünya klasmanının özel teklifini alacağım. Gerçekten harika, gerçekten muazzam. Haydi bakalım onların hepsini toplu bir şekilde alacağım. Onları da canlı olarak alacağım bu arada bu yolculuk sırasında tekrardan yani. Buraları falan hızlıca geçtim. Hız, dribling, hızlanma, kafa vuruşu 3 tane, şut gücü 1 tane güzel. Devam ete basalım. Şimdi sizlerle birlikte bir tane daha açacağım. Ancak arkadaşlar galiba bu açılmamıştı. Neyse arkadaşlar hemen canlı videoya geçelim. Canlı videoda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar canlı videoya geçtik. Şimdi karşı atağa giriyoruz ve ödüllere girelim şöyle. Ödüllerden şimdi açmaya devam ediyoruz. Şu anda bayağı bir zaman geçti aradan.
Ben onları yaptıktan sonra, ekran kaydını aldıktan sonra ve şimdi gördüğünüz gibi %100 kalmıştı hemen. O %100'de yine açalım. Sonra sizlerle birlikte points'le de açacağız. Gerçekten harika şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Haydi bakalım abi. Pro paketimiz açılıyor. 10.000 jeton, güç, müdahale, pas 5 oldu bu arada. Pas inşallah lazım olan bir oyuncumuz vardır. Hız, dribling, kafa vuruşu, bitiricilik, çeviklik. Umarım takımım 83 olur. Bugün çok istiyorum 83 olmayı. Biraz zor ancak dünya klasmanının özel paketini de açacağız şimdi. O yüzden birazcık güveniyorum ya. Haydi bakalım olur mu? Abi turnuva etkinliği ne? Aa, turnuva etkinliği çıktı. Onu da arkadaşlar, onu da videosunu çekeyim ben ya o zaman. 500 FIFA Points'lik bir tavsiyesi var. İlginç bir tavsiye abi. 500 FIFA Points ne, ayıp değil mi? Ve ne veriyor? Oha, 40 tane beceri geliştiricisi. Harika. Şimdi 500 FIFA Points veriyoruz ancak tabii ki değer. 40 tane beceri geliştiricisi toplam. Haydi bakalım. 17.500 jeton. 10 dünya klasmanı bileti. Saldırganlık. Defans. Müdahale. 5 oldu. Rölanti 4 oldu. Danışman, kısa pas, top kontrolü, reaksiyon, duran top, hız, uzaktan şut, kafa vuruşu, bitiricilik, şut tekrardan, çeviklik geldi, kaleci pozisyon alma, top hakimiyeti ve oyun dondu. Şu anda oyun dondu. He, tamam, tümünü aç yaptık. En sonunda kaleci danışman çıkmış galiba. Ve bu bizim bir tane kalecimizin işine yarayan bir şey. Neyse, hadi bakalım şimdi bir tane daha açıyoruz. Haydi abi, efsane ya. 40 tane beceri geliştirirse ayrıyeten başka şeyler de veriyor. Yani bayağı bir güzel. Haydi bakalım. 17.500 jeton, 10 dünya klasmanı bileti. Farkındalık 3 tane. Danışman. Kısa pas. Orta 4 tane. Oha, hız. Uzaktan şut. Dribling. Normal şut. Çeviklik 2 tane. Pozisyon alma. Kaleci pozisyon alma. Refleks. Arkadaşlar çok yükselemeyeceğiz maalesef ancak bunları yükselttiğimiz zaman zaten takım bayağı bir uçuşa geçecek. Bunlar önemli şeyler. Burada ne veriyor? 75 tane dünya klasmanı puanı veriyor. Burada ne veriyor? 100 tane. Ve bunların 100 tanesiyle zaten açılabiliyor. O yüzden dünya klasmanı 2'ye çıkarsak yani bayağı bir açabiliriz. Bu çok önemli. Çok zor bir şey değil. Halledilebilecek bir şey yani halledilemeyecek bir şey değil arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Ronaldo'yu test edeceğiz. Ancak ondan önce başka bir şey yapmam gerekiyor. Ondan önce ne yapmam gerekiyor? Hemen takımdaki 2 tane gelişen şeyi yükseltmem lazım. Eskiden yani bu kadar yapsak oyunun başında. Şimdi takımım 10 gen falan. Yani 10 gen olmasın, abartmayalım. Ancak bayağı bir artardı yani. Hadi abi, şunu yapan oyuncumuz yok mu? Bunu da mı yok? Bir dakika. Arkadaşlar maalesef hiç oyuncumuz gelişmeyecek. Ancak yine de buna özel oyuncu bile çıkabilir daha sonrasında. Yani belli olmaz o iş. Ancak artık level atlama bu kadar kolay olmayacakmış. Bunu öğrenmiş oldum. Hiç müdahale ya veya pasa sahip olan bir oyuncumuz yok. Bu da gerçekten ilginç bir durum. Keşke olsaydı ancak yok maalesef. Şimdi ilk 11'imiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi sizlerle birlikte Cristiano Ronaldo'yu testimize başlıyoruz arkadaşlar. Ligimizde bu şekilde, ligimizde çok güzel gidiyoruz. Şükürler olsun. Sağ olun. Çok güzel oynuyor oynayanlar arkadaşlar. Alabildiğim kişileri alıyorum. Yani gerçekten alamadıklarım kusura bakmasın. Ligden atılanlar da 15'ten daha az gol atılıyor diye atılıyor. Hiç kimseye haksızlık falan yapılmıyor. Yani ligde bunu sizlere söyleyeyim. Zaten hiçbir şikayet de gelmedi. Şimdi arkadaşlar mücadelelerde 2 tane görev tamamlamam lazım zaten benim. O yüzden mücadelelerde test etmiş oluruz ayrıyetten. Cristiano Ronaldo'muzu hemen 4. kısmını İngiltere'nin yapalım. Aslında ben İngiltere'nin yapmak istemiyordum ya. Bir dakika, şimdi bunları yaparsak ne olur abi? 15. seviye. Tamam. Bu ne? Tamam, buraya kadar alabiliyoruz. Şura ne istiyor? 15. seviye. Bunu da alabiliyoruz. Bu ne istiyormuş? Bir dakika abi, yanlışlıkla 2. kısma geçtim ya. Yanlışlıkla 2. kısma geçtim, hemen bir dakika abi, 4. kısma tekrardan geçelim. Ha, bunlar 85'ken takım istiyor. 85'ken yaparsak peki takımımızı, bunları fullleyebileceğiz mi? Oha, 85'ken yaparsak fullleyebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel. O yüzden çok önemli bir durum. 4. kısmı da tamamlamış oluyoruz. Takım 85'ken yapmak ancak zor. 1 milyon coins yapılabilir mi bilmiyorum. Neyse, hadi bakalım arkadaşlar. 6 enerjimizi verdik. Ve hemen bir tane giriyorum. Sonra bir tane daha gireceğim arkadaşlar. Ve Cristiano Ronaldo'muz bakalım nasıl, topu genellikle Cristiano Ronaldo'ya atıp aynı zamanda test etmiş olacağım arkadaşlar. Hem bunu geçmiş olacağım hem de Cristiano Ronaldo'yu test etmiş olacağım. İki şeyi aynı anda yapmış olacağım ve gerçekten güzel olacak bence. Umarım kasmaz arkadaşlar, hafıza birazcık dolu gibi. Çünkü telefonda birikmiş video var. PES videosu mesela belki şu anda atılmıştır. Belki de bir sonraki video PES videosudur. Ancak yani şu anda PES videosu telefonda yüklü. Ve full boyutla yüklü yani. Umarım anlamışsınızdır demek istediğimi. Cristiano Ronaldo. Faul yok mu? Hocam ama bak, bu faul vermiyorsun. Üzüyorsun bizi. Gardner. Halli.
Ronaldo çok güzel pas Ronaldo ya. Ronaldo tertemiz bir plase. Zaten bunları yapabiliyordu 87 gençken bile. Ancak uzaktan şutlarını falan merak ediyorum ben yine de. Doyle. Ama arkadaşlar 87 genin bayağı eksiği vardı yani. Umarım fark etmiştir. Çünkü bazen hani benim takımımda daha önceden şey diye bir oyuncu vardı, Remy. O adam mesela Ronaldo'dan daha çok seviyordum. O adam 81'di, Ronaldo 87'ydi. Remy'yi ben daha çok seviyordum. Bu arada lütfen. Tamam. Zaten çok zorluk yok, o yüzden rahatız. Pats. Morales. Jorgensen. Hemen tekrardan Ronaldo'ya ulaştırmak istiyorum topu. Cristiano Ronaldo. Abi Ronaldo ne kadar yavaş ya. Abi 90 gene bile yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu adamın normal kartı daha iyidir bence ya. Bilmiyorum. 90 genlik hali bile çok iyi değil yani. Dele Alli. Ronaldo. Faul. Hah, sonunda hakem verdi yani. Bu arada hala Ronaldo frikik kullanmıyor. İlginç. Morales kullanıyor ya. Gerçekten ilginç ve çok güzel bir gol. Kaleci sanki elinde tutacakmış gibi göründü. Ancak tutamadı. Hani açı değişince kaleci sanki böyle son anda yetişiyormuş gibi oldu. Açı öncesinde farklıydı, sonrasında farklı oldu. Brian. Gardner. Byron. Griezmann. Ve ilk yarının sonuna doğru geliyoruz. Torreira. Torreira güzel bir pas. Şimdi Cristiano Ronaldo'ya, Ronaldo geçemezsin ki sen. Abi Ronaldo çok yavaş ya. Bunun yavaşlık nereden geliyor Ronaldo? Abi gerçekten çok yavaş. Niye böyle? Hadi Ronaldo hızlan. Lütfen. Emrediyorum sana. Cristiano Ronaldo. Haydi Ronaldo haydi. Hadi uzaktan bir şut çekeceğim. Arkadaşlar kalecinin üstüne vurmaya göre kaleci dışarı doğru çeldi. Şu anda ilk defa Ronaldo'yu beğendim. Çünkü ben iyi vuramadım rağmen çok da kötü vurmadı. Ronaldo direkten dönecek. Tamamlayın bari. Ronaldo'yu diğer maçta daha iyi test ederiz umarım. Çünkü şu anda hiç beğenemedim. Gollum. Torreira. Ronaldo. Ronaldo vuramadı. Doyle. Bayern. Ronaldo vurabilsen bir kere. Var ya Ronaldo ne yapıyorsun ya? Gerçekten arkadaşlar Ronaldo'yu hiç beğenemedim şu anda. Hani şu ana kadar gerçekten hiç beğenemedim. Maximo topa dokun. Abi gol yedik, saçmalığa bak. Takım gelişiyor, biz daha kötü oynamaya başladık ya. Bu ne? Griezmann. Antoine Griezmann. Bu Griezmann'ı da yükseltmek ne zor ya adam. Ama bak Ronaldo'dan daha iyi ya. Ronaldo'dan daha rahat. Gerçekten Ronaldo'dan daha rahat. Ali geçemedi. Gardner. Maximovic aldı topu. Davies. Maximovic güzel bir şekilde aldı. Maximovic'i zaten çok seviyorum. Hadi abi. Bu arada abi maçta şu anda önde değiliz ya. Gerçekten çok ilginç ya. Abi takım gerçekten kötü. Yani Ronaldo'yu topa atmaktan, Ronaldo takımdaki en iyi oyuncu olması gerekirken abi atak kısmında oynayanların en kötüsü. Yani böyle bir şey olamaz. Ya şu ana kadarki testim öyle yani. Gardner. Davies. Artık topu alır mısınız ya? Bu kadar zor olmamalı. Bak. Bak yenemeyeceğim ha. Yenemeyeceğim arkadaşlar. Ronaldo yüzünden yenemeyeceğim. Çok kötü ya. Beğenmeyen çok kişi vardı. Ben yine de arkadaşlar ona birazcık şans vermek istedim. Ama yok arkadaşlar olmuyor. Ben Griezmann'la devam edeceğim. Yoksa Ronaldo'ya attığım sürece arkadaşlar yenemem. Çok kötü. Berbat bir şey ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir güzel bir gol falan atayım bari de bir. Hani videonun amacı Ronaldo ve hani hiç böyle baksana abi adam geçemiyor ya. Bu ne abi? Şu anda var ya çok yani çok rahat bir şekilde bu maçı yenerim aslında. Yani şu anda da yenerim. Hala çok rahat yenerim. Hatta gidip hemen gol atayım. Bir sonraki maçta tekrardan bir Ronaldo'yu deneyeceğim. Ronaldo'ya bir şans daha vereceğim arkadaşlar. Ama yok. Şu ana kadar bak Griezmann ne güzel geçiyor. Bak şimdi dümdüz gideceğim, golümü atacağım. Dakika 90 artı 2 en önemli zaman. Ancak Griezmann asla yalnız bırakmaz. Çok rahat atar. Griezmann 81, Ronaldo 90. Arasında tam bu kadar fark var. Şöyle göstereyim. Bu kadar fark var. 9. Ve FIFA'da da 9 gen çok önemli bir miktar. Ve özelliğini karşılaştırırsak kesin Ronaldo daha üstün çıkar arkadaşlar. %100 Ronaldo daha üstün çıkar. Bu da ilginç bir durum tabii ki. Ronaldo neler yapıyor gerçekten bilemiyorum. Alli mesela çok iyi. Ronaldo hiçbir şey yapamıyor ya. Çok ilginç. Hemen arkadaşlar bir sonraki maçı mücadele maçımıza girelim. Bakalım abi Ronaldo'yu orada test edeceğim. Orada da iyi oynamazsa artık
Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, başladık tekrardan. Griezmann ne yapıyorsun? Ali, hadi Ronaldo bak. Bak 1-0 geride de değiliz. Bak koşamıyor, geçemiyor adamın yanından ya. Bir insan bu kadar kötü mü olur? Bak bak. Ronaldo'sun sen ya. Yok arkadaşlar, olmuyor. Ronaldo'yu test etmeyeceğim ben, olmuyor çünkü. Ronaldo çok berbat arkadaşlar. Hani oyun Ronaldo ile sponsorluk imzaladıysa şu anda Ronaldo rezil etmek için uğraşıyorlar galiba. İnsanlar Ronaldo'nun sevgisini azaltmaya mı çalışıyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım ki. Hadi Ronaldo artık bir şeyler yap. Haydi. Çok kötüsün. Abi kalenin içinde gözüktü o şey, neyse. Yok abi, Ronaldo resmen çok kötü. Çiftçi. Bu arada bu adam bir ara tek rulet değil de gökkuşağı yapan tek gümüş oyuncu buydu. Bu da ilginç bir detay. Çiftçi ve gol. Gol mü atacak? Yok, atamadı. Pets. Torreira. Griezmann. Ronaldo. Bak bak bak. Abi bir insan bu kadar mı kötü olur ya? Abi Ronaldo pişmanlıktır ya. Bu seriyi de bırakırsam geldi var ya. Daha Ronaldo'yu takımda da yeni sol kanat alacağım. 1 milyon coin'si tamamını verip yeni sol kanat alacağım ya. Griezmann var ya, sen adamsın ya. Griezmann sen adamsın. Adamın da dibisin yani. Helal olsun sana be. Sen adamsın. İşte budur. Hadi abi şu topu bir daha alayım. Bir daha Ronaldo'yu son kez. Böyle son 10 dakikası var zaten. Hani bir Ronaldo'yu bir şöyle denemiş oluruz abi. Onun için bile Griezmann alıyor topu. Ronaldo yine kaybedecek mi? Kaybetme artık hadi. Ya sür şu topu. Yetişemesinler sana ya. Bu kadar mı zor ya? Ya abi gerçekten top Ronaldo'ya gelince çok kötü oynuyor. Gerçekten berbat oynuyor. Yani yok böyle bir şey abi. Bu kadar kötü olamaz. Jarvis. Abi. Morales. Gullum. Griezmann. Ali. Torreira'ya gelmeden hakem maçı bitirdi arkadaşlar. Bu da videomuz sonuna geldik. Kesinlikle kanala abone olup gönderebilirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoyu sizlerden 2000 like falan bekliyorum. O civarda like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hala kanala abone olmadıysanız şuradan kanala abone olup ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca de şuradaki iki video harika video. Onlardan hangisi dikkatinizi çekiyorsa gidebilirsiniz. Orada çok kaçırdığınız gerçekten önemli şeyler olabilir. Ayrıca de arkadaşlar Ronaldo bu videoda bana bayağı bir kışkırtma yaptı. O yüzden de Ronaldo, yani yine de Ronaldo adamdır diyelim. Ne diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.